İyi akşamlar, saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Günlay Selçuk, dünya gündeminin satır aralarından derlediğimiz haberlerimizle karşınızdayız. Dünya Dönüyor başlıyor. İlk haberimiz Romanya'dan. Olay hafta sonu yaşandı ancak görüntüler yeni yeni servis ediliyor. Romanya sahil güvenlik ekipleri Türk balıkçı teknesine gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı hafif yaralanırken olay anı bakın nasıl görüntülendi. Romanya açıklarında hafta sonu yaşanan olayda ordunun Perşembe ilçesinden hareket eden Ostik Şenol adlı balıkçı teknesi Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Dur ihtarına uymadığı iddia edilen tekneye Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Romanya sahil güvenlik ekiplerinin plastik ve gerçek mermiler kullandığı olayda 3 balıkçı hafif yaralandı. An be an görüntülenen olayda tekne de hasar gördü. Romanya sahil güvenlik ekiplerinin ayrılması üzerine tekne İstanbul'a geri döndü. Evet, bugün aslında Mısır'dan çok çarpıcı bir tren kazası ya da şöyle diyelim istasyonda yaşanan büyük bir patlama ile ilgili ölü sayısının her geçen saniye arttığı bir facia haberiyle ana haberde sizlerin karşısına çıkacağız. Ancak Mısır'daki olay hemen şöyle başucumuzda dura dursun. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir tren kazası yaşandı geçtiğimiz saatlerde. Bu kez New York kentinde tren kamyonla çarpıştı ve raydan çıktı. Bu olayda da 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda 800 yolcusu bulunan tren kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken trende bulunan 7 yolcu hafif yaralanarak hastanelere sevk edildi. Kaza anında trende bulunan April Fraser birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. Fren fren diye bağırıldığını duydum ifadelerini kullandı. Seferlerin askıya alındığı istasyonda kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazadan aslında Mısır'daki kazaya dönecek olursak şu an için ölü sayısı 25, yaralıların sayısı ise neredeyse 40'a yakın. Ölü sayısının her geçen saniye biraz daha artmasından endişe ediliyor. Zira bölgede istasyondaki patlama nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bu kazanın ardından da bir istifa haberi geldi Mısır'dan. Mısır Ulaştırma Bakanı kaza nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Ayrıntıları ana haberde de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim beraber yine ve oradan bir kurtarma görüntüsüyle karşınızdayız. Burası bir göl. Tommy Davis Parkı, Colorado eyaletine gidiyoruz beraber. Bu parkta özellikle buz tutan göle düşen bir köpek var. Bakın o köpek nasıl kurtarıldı. Saniye saniye kameralara neler yansıdı. Hep birlikte izleyelim. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeyiz. Görüntüler eşliğinde Denver kentine gidiyoruz beraber. Burası artık aslında bir park, Tommy Davis Parkı. Hem yürüyüş alanı hem de doğal yaşama koruma alanı olarak biliniyor. Ancak parktaki göl buz tutunca maalesef biraz da bu konuda meraklı olan köpekler daha doğrusu buz tutan bölgenin merkezine doğru biliyorsunuz yürüyorlar, ilerliyorlar ve bu şekilde de çevreden gelen ihbar üzerine bir köpeğin o gölün buz tutmayan noktasına düştüğü ihbar geliyor itfaiye ekiplerine ve bir itfaiye memurunun biz de o köpeği saniye saniye kurtardığı anları ekrana taşıyoruz. İtfaiye memurunun üzerinde bir koruyucu kostüm de var. Dolayısıyla onu o dondurucu soğuktan ve dondurucu soğuk sudan koruyacak özel kostümü ve bir halat yardımıyla, kurtarma halatı yardımıyla köpeğe doğru ilerledikten sonra son derece temkinli bir şekilde belli bir noktadan itibaren havuza giriyor. Ardından köpeği kurtardıktan sonra her iki kişi de özgürlüklerine kavuşmuş oluyor. Hayır.
Şimdi Colorado eyaletinde durum böyleydi. Wisconsin'de nasıl derseniz yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Hiç de Colorado'yu aratmayacak görüntüler var Wisconsin'den de ekrana gelen. Zira çok şiddetli soğuklar hala bölgeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Biz Wisconsin'de neyi görüntüledik, neyi haber haline getiriyoruz? Burada bir trafik kazası yaşandı geçtiğimiz hafta sonu ve bu kazadan çok çarpıcı bir görüntü kameralara yansıdı. Kurtarma ekibinde görevli olan bir kişinin aslında kask kamerasına yansıyan görüntüleri taşıyacağız şimdi hemen ekrana. Ancak bu trafik kazasında altını çizmemiz gereken bir nokta var ki tam 131 araç zincirleme olarak kaza yapmış durumda. Şu an izlediğiniz görüntülerde ise bu araçlardan sadece 11-12 tanesi kameranın kadrajına sığabiliyor. Kurtarma görevlisi araçların üstünden imdat çığlığı atan bir sürücüye doğru yaklaşmaya çalışıyor. Bu arada sürücünün sürekli konuşmasını sağlamak için onunla diyalog kuruyor. Geliyorum, beni merak etme, konuşmaya devam et şeklinde de temkinler bulunuyor. Bu arada o kadar şiddetli bir soğuk var ki kask kamerasının açısına da üstündeki montun şapkası yansıyor yer yer. Bu zincirleme kazada kurtarma görevlisinin ulaşmaya çalıştığı sürücü yaralı olarak kurtuldu. Bu iyi haberi verelim. Ancak 131 araç bu kadar şiddetli bir buzlanma ve kar nedeniyle Wisconsin eyaletinde birbirine girince net olarak raporlanan yaralı sayısı bu kazalarda 71. Bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirtiyor yerel kaynaklar. Şimdi İtalya'nın Venedik kenti açıklarına gideceğiz. Zira bir kuru yük gemisinde gece bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gemiyi tamamen sarınca özellikle kaptanın limana doğru demir attığını ifade edebiliriz. Şimdi o söndürme anından görüntüler gelsin. Bakınız gecenin aydınlığı nasıl, gecenin karanlığı nasıl aydınlanıyor gemide çıkan yangın nedeniyle. Burası İtalya'nın Venedik açıkları. Yetkililer özellikle Hello B isimli kargo gemisinde motor odasında başlayan yangın sonrası özellikle geminin Chicacco limanına demir attığını açıklıyorlar. Sahil güvenlik ekipleri hemen devreye giriyor ve söndürücü köpüklerle tamamen müdahale ediliyor olaya. Gemide 18 mürettebat var. Özellikle çok çok yakından bakıldığı zaman o mürettebatın da hareketliliği yanmakta olan gemide görülüyor. Özellikle yangın bu nedenden dolayı çok uzun süren ve temkinli soğutma çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alınıyor. Henüz yangının çıkış nedenine ilişkin bir bilgi, bir resmi açıklama yapılmazken olayda ölen ya da yaralanan olmadığının altını çizelim. Herkesin kafasında bir soru işareti uyandıracak enteresan bir haber var aslında sırada. Nereye gideceğiz hep beraber? Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'nın kuzeydoğusunda Atlantik Okyanusu kıyısında Amazon ormanları içerisinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda ölü bir kambur balina bulundu. Özellikle denizden 15 metre uzaklıkta ormanın içinde bulunan balina inceleme altında. Amazon Nehri ağzında bulunan Marajo Adası'nın Araruna sahili üzerinde geçtiğimiz günlerde bulunan ve yaklaşık 10 ton ağırlığında olan balinanın vücudunda herhangi bir yara izinin olmaması dikkat çekti. Normal yaşam alanının metrelerce uzağında bulunan balinanın okyanusta oluşan dev dalgalar ve yüksek gelgitler nedeniyle kıyıya vurduğu düşünülüyor. Bölgede inceleme yapan bilim insanları bir yaşında olduğu tespit edilen balinanın önce okyanusta öldüğünü ardından da bölgeye sürüklenmiş olabileceğini ifade ediyor. Özellikle balinanın vücudundan bölgede avlanan ve leş yiyen kuşların toplaşması sayesinde haberdar olduk diyor uzmanlar. Bölgede denizcilik uzmanları da yine çalışmalar yapıyor. Ancak balinanın tam olarak ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek, netleşecek. Zira denizden 15 metre uzaklıkta bir balinanın bu şekilde tam beden olarak hem de yaralanmamış vücuduyla bulunması gerçekten bölge halkını şoke etmiş durumda. Efendim fotoğraftan aslında sıradaki haberin içeriğini az çok ifade edebiliriz, az çok tahmin edebiliriz. Avustralya'ya gideceğiz hep beraber. Avustralya'nın Southampton kentine gidiyoruz. Burası, daha doğrusu bu olaya
ateş hortumu ismi veriliyor. Yani nadiren, oldukça nadir yaşanan yangın söndürme çalışmaları sırasında belki de itfaiyecilerin yaşamları boyunca bir iki kez denk gelebileceği enteresan bir doğa olayı görüntülendi Avustralya'da. Yangın söndürme çalışmalarına zaten tanık olan bir itfaiyecinin kamerasından gelsin görüntüler. Efendim, Avustralya'nın Southampton kentindeyiz. Bu bölgede yaşanan, ağaçlık bir alanda yaşanan yangın sırasında oluşan bir ateş hortumu şu an kameralara yansıyor. Ve bu görüntü bölgede çalışan itfaiyecinin amatör de olsa çekmiş olduğu karelerle ekrana taşınıyor. Ateş hortumu aslında normal olarak hortumlardan çok daha farklı ve yangının yayılmasına en önemli etkenlerden bir tanesi. Normal atmosferdeki gözlenen hortumlardan çok daha küçük çaplı ve çok daha yavaş ilerleyebiliyor. Sökücü gücü çok az. Tek büyük risk ise yangın alanındaki taze oksijenle, yani ağaçların bulunduğu bölgelerdeki oksijenle besleniyor olması. Bu nedenden dolayı işte bu hortumun görüldüğü, alev ateş hortumunun görüldüğü yangına müdahalenin çok daha hızlı ve çok daha pratik bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor itfaiyeciler. Efendim, Kolombiyalı şarkıcı, dünyaca ünlü şarkıcı diyelim, Shakira hemen arkamda. Böyle mutlu mesut olduğuna bakmayın. Bu aralar başı dertte, çünkü İspanya'da hakkında vergi kaçırma suçlamasından bir mahkemede soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da ifade vermeye çağrıldı. Shakira İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012 ile 2014 yılları arasında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı. Barcelona'daki iki nolu kısım hakiminin mali savcılık tarafından Shakira hakkında yapılan dava açma başvurusunu kabul ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Kolombiyalı şarkıcının mahkemeye ifade vermeye çağrıldığı belirtildi. Savcılığın sunduğu iddianamede Shakira İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılığa göre 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Piqué ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor. İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş vergi mükellefi sayılıyor. Bu haberimizde noktayı koyuyoruz efendim. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberde karşınızda olmak dileğiyle.